Ünal Yapım olarak herkese selamlar. Bu bölümde Azan karakteriyle oynayacağım. Yeni gelen karakter gerçekten efsane gözüküyor ve tank sektöründe bence en iyilerinden bir tanesi. Bence Yagorath'ı bile geçecek gibi duruyor. Hadi hemen başlayalım ve karakteri inceleyelim. Karakterimizi hemen seçiyorum. 3 tane özel kartı bulunmakta. Bunlardan en basit Sebat dediğimiz hükümle vuruş yaptıkça aldığın hasar %5 azaltıyor ve %40 can çalma kazanıyor. Bu çok iyi bir şey. Yani olabildiğince kullanabileceğiniz en iyi kartlardan bir tanesi. Islah dediği taban bekleme süresini %50 arttırma koşuluyla hesaplaşma. Korunak ve mahkumiyeti geliştirir diyor. Ya aslında %50 arttırırsa bekleme süreleri gerçekten çok problem. Ardı ardına hareket edeceğiniz için benim tavsiyem ıslahı kullanmamanız. Tabii ki yine oyun tercihinize göre değişecektir. İlerleyen bölümlerde daha da ayrıntılı anlayacaksınız. Ebedi ise hasar alıp vermeyince hiddet azalmaz. Fakat artık hiddet eşiğini geçince pasif hasar artışı da kazanamazsınız diyor. Bu kartı kullanmadım ama normal güçlü olabildiğince yani hiddet eşiğini geçince pasif olarak nitelendiriyor. Onu ilerleyen bölümlerde daha iyi anlatacağım. İlk etapta Sebat dediğimiz standart kartı alıyorum ve Sebat'ı seçiyorsunuz otomatikman. Çünkü kartınıza göre ilerlemeniz gerekiyor. Ve ardından gelelim karakterimize. Öncelikle B tuşuna basıyorum ve karakterimizin dıştan görünümü enfes gözüküyor. Abi gerçekten bir tank karakteri için Yagorath geldiydi. Aynı onun gibi abi. Yagorath geldiydi. Yagorath gibi kaliteli bir hero. Yani tank olduğunuz zaman en azından arkanızda bir kişiye ihtiyaç duymayabiliyorsunuz. Birazcık daha hani o tanklık, o güçlü hissi sizleri uyandırıyor. Açık ve net. Hemen kolay kolay ölmüyor. Yeteneklerine gelecek olursak sol tıkladığı zaman elindeki baltayı atıyor. Birinci ve ikinci atışlarda standart, üçüncü atışta 630 hasar veriyor. Nerede olursa olun. İsterseniz 10 kilometre uzaktan atın abi. Hiç fark etmez. Şuradan da atsanız adama ilk atakta 525, ikinci 525 ve 630 hasar veriyor. Ortalamada bir adamı 3-4 tıkta öldürebiliyorsunuz. Hani dışarıdan gelen hasarları da hesap edecek olursak 3 tıkta çok rahat bir kişiyi öldürebilirsiniz. Ha, support varsa bilemediniz. 4 tane isabetli atış. Bunu yapamadınız. Ne özelliğimiz var? Sağ tıkladığınız anda otomatikman haç işareti oluşuyor abi. Şöyle gidelim. Şuraya doğru bırakalım. Haç işaretiyle vurduğunuz anda adamlardan 300 can alıyor ve otomatikman onları havaya doğru sıçırtıyor. Tabii ki yeteneğin özelliği bu. 300 can alıp havaya doğru sıçırtıyor. Adamlar bir anda ne olduğunu bilemiyor. Ya bu gerçekten güzel bir atak. Şu şekilde vurduğum anda gördüğünüz gibi havaya doğru sıçrıyorlar. Bir diş sadece götürüyor. Hani böyle adamın canı son anda kaçar ya, sizin canınız sıkılır. O zaman işte sağ tıklamayı bastığınız anda adam otomatikman pat diye yıkılacaktır. Bu gerçekten kullanılabilir bir yanı bulunuyor. F yeteneğine baktığımız zaman F yeteneği kendinizi ileri doğru itiyorsunuz. Bu itme sırasında eğer bir düşman alıp duvar arasında sıkıştırırsanız o adam AFK oluyor. Yani belli bir süre afallıyor. O AFK oluyor demeyelim. Afallıyor diyelim. Ve bu gerçekten bir strateji. Çok işinize yarıyor ve çoğu kişiyle kapalı mekanlarda dövüştüğünüz zaman duvara karşı şu şekilde aldığınız anda adam bir anda jortlayacaktır. Bu sizin bayağı işinize yarayacak. Ha, atak yönüne geldiği zaman herhangi bir ataklık bir yanı yok açıkçası F yeteneğinin. Ama özel kart diziliminde büyük ihtimalle bununla alakalı bir açık vardır ve onu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Düşmenin sadece sersemletmesiyle ünlü bir hareket. F'i şöyle, Allah ne yaptık, şuradan gelsin, hop güm. Bu. Yani adam birazcık ortada sersemliyor. Baktığınız zaman 2-3 vuruşta da patlıyor. Yeterli. Gayet güzel bir yetenek, hoşuma gitti. Ve gelelim en önemli yeteneklerinden bir tanesi Q. Q yeteneğinde basılı tuttuğunuz zaman ileri geri şöyle mouse'unuzla hareket ettirerek, ama hala Q'ya basılı tutuyorum. İleri geri ettirerek şöyle bir tane ortada bir alevlendirme bırakıyor. Bu alevlendirme ne işe yarıyor? Şöyle Q'yu bıraktığım zaman size özel bir kalkan çıkartıyor. Aa, bu kalkan hem sizin düşmanlarınız tarafından hasar almıyor. Ya alıyor da o kalkan süresi boyunca alıyor. Hem de bizim tarafımızdan dışarıya atak gitmiyor. Yani bu Fernando'nun işte şeffaf kalkanı gibi değil abi. Bildiğiniz harbi harbi duvar oluşturuyor bu. Inara gibi düşünebilirsiniz. Inara'nın duvarı gibi birden fazla duvar oluşturduğunu düşün. Ama aralarında küçük boşluklar var. Oralardan karşı düşmanları patır patır vurabiliyorsunuz. Sadece o boşluktan tutturmanız çok önemli. Boşluğu tutturursanız her türlü işinize yarayacaktır.
Ulti özelliği en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Yine tam detaylarına girmek için buraya geliyorum. Havaya yükselerek çekicini fırlatıyor ve düşmanlara hasar alıyor. Ve ardından da çekicinin yanına ışınlanarak daha fazla hasara yol açmasına neden oluyor. Normalde bunlar da belli bir atak oranları var. Bunu belirtmemiş ama çok ağam şam böyle full diyecek bir atak görmüyorum açıkçası. Yani bir tank olduğu için haliyle o da yapacak bir şey yok baktığımız zaman. Hemen şu şekilde ilerleyelim. F'e hızlıcana basayım, birazcık hızlanayım. F'le bu arada yukarı doğru falan da gidebiliyorsunuz. Yani uçmak, kaçmak anlamında her türlü kullanabilirsiniz. Özellikle adamlar ulti size attıklarında, işte Viktor mesela ulti attığı zaman çok rahatlıkla kaçabilme özelliğiniz bulunuyor. Bu yeteneklerde kullanabilirsiniz. Ultiye bastığımız anda bir anda havaya yükseliyor ve belli bir alan içerisinde duruyor. Çekicimi adamın üzerine atıyorum. Ve bir de normal geçirdikten sonra ortalama adamın yarı canı falan düşüyor. Yani ve Viktor'un canını düşünecek olursak abi. Viktor 4 vuruşta olduğu için ortalamada. Yani 2000 cana yakın olduğunu düşünebilirsek abi. Ortalamada 1000'e yakın bir can falan götürüyor. Öyle çok ağam şam of falan tarzında bir şey değil açıkçası. Ama yine de güzel, kötü değil. Hiç yoktan Allah'tan iyidir yani. Şöyle gidelim. Kullandığınız açı çok önemli. Çok çok ileriye de şöyle götürebiliyorsunuz. Toplu hareket yapsa da her ne kadar 725 can götürdü gördüğünüz gibi. Ağam şaman öyle çok çok bam 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 bir şey değil açıkçası. Ama güzel, düşmanları bir anda havaya kalkıp vurabilmek çok iyi. Hiddet dediği olay abi şu işte aşağıda dolan şey. Hiddet bakın gitgide doluyor. Dolsun bakalım bir. Ve şu an doldu mesela. Daha fazla atak yapmaya başlıyorsunuz. Yaklaşık 588 vuruyorsunuz abi. Atak sayınız arttı. Mesela şöyle 700 vurmaya başladık. Hiddetim çıldırdı abi. İlk iki atakta 500 küsür, üçüncüde patlatıyorsunuz yani. Bu hiddet olayını birazcık arttırırsanız gitgide daha da artacaktır. Bu arada sağ tıklama kalkan olsun, duvar olsun bunların arasından geçebiliyor. Gerçekten çok işinize yarayacak bir şey. Yani benim bayağı kullanışlı. Şimdi karakteri oyunda görelim. Hemen başlayalım. Karakteri seçtim, oyuna girdik. İki tane kıyafeti açık, yani daha doğrusu ikinci kıyafeti normal parayla satın alabiliyorsunuz hani oyun parasıyla. Gerçekten güzel. İkinci kıyafeti mor, tamamen dikkat çekici bir tipi var ama birazcık tehlikeli. Ben önce standartında oynayacağım. Ardından çünkü standartı oldukça kaliteli ve güzel gözüküyor ve sonrakinde diğer kostümleri belki deneyebiliriz ama eğer bu hero'da ustalaşırsanız gerçekten mükemmel gold bir kıyafete kavuşuyorsunuz. Bu mükemmel. Büyük ihtimalle bunu almak için biraz çabalayabilirim çünkü tank karakterleri çok tercih etmiyorum biliyorsunuz ki. Tank karakterlerinin altında Sirius, işte Ying veya tarzında güzel bir karakter olmadığı zaman ve gördüğünüz gibi karşıda gerçekten sağlam bir karakter var. Şimdi Corvus'la Ying'in healini bir tutamazsınız abi. Corvus'un ki çok hızlı parçalanır ama Ying'in ki mükemmel ortaya çıkar. Taş kelede bakalım neler yapabileceğiz. Elimizden gelen en iyi maçı çıkartmaya çalışacağım. Karşının tankı da sanırım benden de aynen. Ben olabildiğince atak yönüne gideceğim ama duvarı kim iyi kurarsa o patlatacak. Inara da anasını satayım. Karşıda bir de Inara varmış, ben onu da görmedim ha. İki tane var. Hem bir ikisi de duvar örüyor yani. Benim bildiğim duvar arasında pres bile eder bunlara. Birazcık sıkıntılı olacak. Atak yönümüzde ama Kinesa'ya güveniyorum. Kinesa da 9 levelmiş. Çok güvenimi sarsacak. Ha, karşıdaki Kinesa 9 levelmiş pardon. Bizdeki Varu. Bir de ne var orada? Gece soylusu. Oğlum gece soylusu neydi lan? Bulamadım ha, dur. Sebat'ı alalım bir. Varu var. Tamam. Tamam, biz alırız abi. Bizim atak yönümüz bir tık daha fazla. Yine de support yönünden zayıf kalıyoruz. O yüzden ultiye basıyorum her türlü. Dağlama basacaktım ama basamadım. Yeteneklerim tabii ki böyle sınırlı kalıyor maalesef. Ama güzel. Elimizden gelen en iyi maçı çıkarmaya çalışacağım abi. Hadi bakalım. Şöyle baltayı bir yere saplayıp uzaktan bakalım. Abi çok iyi ya. Düşsene bak, kristali kırıyormuş gibi oradaki. Üf. Efektleri güzelleştirmeye başladılar ha. Vallahi billahi. Arada bir böyle güzel şey geliyor. Oo, baba atla da efsane duruyor. Ben aldım daha önce, birazcık elimi alıştırdım aslında karakterde. Ama şöyle baktığım zaman gerçekten hoş gözüküyor. Mükemmel duruyor hatta. Sevdim. Fena değil. Ortaya gireceğim, biraz kendimi deneyeceğim. Olmazsa F'le kaçacağım abi. Çok abartmayacağım. Önemli olan kalkanı hızlı kurabilmek. Evet, ağzıma tükürüyorlar. Abi kötü Ying öldürdü lan beni. Olaya bak. Neyse ilk kan ben olmadım Allah'tan. İkinci kan oldum. Biraz
sıkıntı yaşıyoruz. Adam 39'u hemen bastı. Ama ortada kimse yok. Bizim adamların çoğu hayatta. Hemen içeri giriyorum. Biraz burada dinleneceğiz abi. Abi hiç boş durmayın. Sürekli çarkı vurdurun abi. Oha adamınki çok güzel lan kristalimsi. Ah be bir duvar koyaydım. İki tank vardı ama ortada. Biraz almam çok zor olurdu. Bilmiyorum nasıl alacağız ama alamayacağız büyük ihtimalle. Sıkıntıya düştük bir kere. Gitti abi her türlü gider o el. Şey yönümüz bir tık zayıf haliyle. Abi o benimdi ya. Kim aldı? Oo, çok güzel sıkıştırıldı. Hiç hareket edemiyorum ya. Heal verseler aslında patlatacağız. Heal veren yok abi. İşte takımda atağa güvenince böyle oluyor. Adamlar bak başta duruyor. Ortaya bile çıkamıyorlar bak korkudan. Lan ortada hiç kimse yok ki şuralarda filan. İşte bu bebeğim. Yavaştan elimiz açılıyor gibi. Abi orayı var ya felaket pres ettim ha. Şimdi şuradan birileri gelebilir hemen atak yönümüzü devam ettirelim. Oo çok iyi. Abi takıma her türlü desteğiniz oluyor o konuda hiç affetmeyin. Abi o benimdi ya. Evet, evet. Yunal yapım yine çıldırıyor. Anam anam onu da almış. Ulan Varu aldı ya. Ağzına tüküreyim var ya hep bizim şeyleri çaldılar ha. Killeri yemin ediyorum beleş killer de hep çünkü. Neyse. Vatu. Varu nereden çıktı? Vatu bizim killeri çalıyor şerefsizim. Moral desteğini bir tık daha arttırdım. Dağlamayı arttırmama gerek var mı? Tam emin olamadım ama Kronos'u arttıracağım. Kronos benim için daha önemli. Dağlama da geldi abi. Onu da alayım. En azından ilk 3 yeteneğimi oluşturmuş olayım. En önemlisi bunlar. Bakalım karşıdaki adamlar ne almış? Dağlama almış. Atiklik almış. Bir de öldükçe şifa, yaşam sökme almış. Yaşam sökme. Aa bu arada şey yerler değişti gençler. Buradan basalım. Ölüm şifası ile yaşam sökmenin yeri değişti. Millet kazayla ölüm şifası yerine şey alıyor. Yaşam sökme oluyor. %10 can çalma tarzında bir şeyler yapıyor. O biraz sıkıntı oldu haberiniz olsun. Ona dikkat edin. Teşekkür ederim. Ağlayacağım. Kalkanla vurduğum zaman sayılıyor mu? Sayılıyormuş. Oha bak hiddetim artıyor. Adamın kalkanla vursam bile hiddetim artıyor.
Lan kaçamadım. Çok güzel. Çok güzel abi. Bir anda iyi işaretledik. Boyuna atak yapıyorum ki abi, bir yere denk gelir menk gelir. Hiç adam yok la. Neyse biz götürek, gizli gizli götürüyorum. Helal. Bir hil ver anam. Bak bak, adam orada duruyor. Ah be, adama tam ulti attım. 725 can gerçekten çok sıkıntılı bir can abi. Adamı öldüremiyorsunuz ultiyle. Ama yine de yetenekleri karakterlerin gerçekten havada uçan bir karakter. Yemin ediyorum birkaç dakika suskunluğumu korudum. Çok zor. Gerçekten çok zor. Ölüm şifasını arttıracağım abi. Karakter ama eğlenceli. Yani biraz ölümsüzlüğünüz, emin olun healer'ınız Sirius veya Yink olursa abi, bence daha kolay, daha ölümsüz oluyorsunuz. Bunlar da birazcık zorluyor. Sağ tıklamayı bu arada çok güzel kullanabiliyorsunuz. F'de çok yukarı çıkamıyor. Sadece belli aralıklarda böyle ışınlanabiliyormuş. Ben onu direkt yukarı çıkıyor zannediyordum ama çıkmıyor. Ya belli noktalarda böyle kendini kurtarabilecek şekilde atlıyor. Şimdi Inara gelmeden hemen atlayacağım. Inara şey almış mı? Binicilik almamış. Güzel. Benimle aynı sürede yaklaşık gelir. Oha, 300 hepsine bastım lan. İşte F yeteneği buralarda işe yarayacak. Çok güzel zamanlama, çok güzel zamanlama ve alıyoruz abi. Tamamen stratejik bak abi. Kalkanı kuruyorsunuz ve otomatikman adam sniper bile olsa herhangi bir şekilde sizi görüp vuramıyor. Çok güzel yeteneği var. Inara'dan bir tık daha kaliteli, çünkü neden? Farklı farklı noktalara farklı farklı koyabiliyor. Tek sıkıntı şuydu, son anda onu fark ettim. Adamlar gelmesin diye kurdum ama adam aşağı atladığı zaman kalkanın halkasında adama yarıyor. Yani yükü en son ilerletme bölgesini en ileri kadar götürdünüz ama kalkan açtığınız anda adam hani gelmesin diye kafasında düşünüyorsunuz ya. Halbuki adam oraya kenara atlıyor ve kalkanınızı sizin yerine sanki kendi kalkanıymış gibi kullanıyor. Adamlara zaman kazandırmış oluyorsunuz. Bu biraz kötüydü. Onu fark ettim. Bundan sonraki bölümlerde buna öyle olabildiğince dikkat edeceğim. Yani oyunun sonlarına doğru hiç onu atmama gerek yok. Ancak adamın base'leri, yani yukarı taraflardaki bölümleri dizerek adamların aşağı atlamasını bir tık daha engelleyebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Yeni karakter gerçekten harika görünüyor.